Sadece buradan sorumlu şu an. Yemin ediyorum bak, DB'de camper denk geldi ya. Ha, geri açtı bir de orayı. Hadi kaç şimdi buradan, kaçabiliyorsan. Merhaba arkadaşlar, Gamer The Become'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Goddamn bölümünden hepinize selamlar. Gençler, bir önceki videoda Ibo'yla duo girmiştik biliyorsunuz ki. Fakat oyunda davet atma mantığı olmadığı için denk gelmesi de çok uzun sürüyor gerçekten. O yüzden oyun çıkana kadar solo devam etme kararı aldım. Evet, hadi bakalım arkadaşlar, klasik spotumuzla. Direkt şu soldan. Evet, klasik spotum arkadaşlar, burası çok güzel. Burada toolkit çıkıyor. Sol delikten girip dümdüz gittiğiniz zaman toolkit çıkıyor. Eğer burada yoksa da delikten geçtiğimiz zaman çıkıyor da ben kapı sesi duydum bir dakika. O sağımdan bir şey mi geldi derken, yo bir şey yok ya, ne olacak ki arkadaşlar? Hoppa, buraları deliyor. Ama oradan devam etsin. Benim özelliğim arkadaşlar, sağ tık yaptığım zaman bir killer yanımdayken stunlıyorum onu. Hoppa'yı stunlıyorum, yani sersemletiyorum. Diğer iki katili de yere düşürüyorum. Burayı açtık da Hoppa'nın da sesi gelmiyor değil yani. Girişi açtık ama hazır toolkit'in yerini bildiğim için bir tane daha alalım şöyle. Hani yukarıda aramakla kalmayalım. Hoppa da bizi aramakla kalmasın değil mi arkadaşlar? Oğlum yavaş lan, yavaş lan. Ayı herif. Öldü k**ayım yani maç başında. Ya küçük şişe çok canımı sıkıyor ya. Bu maçtaki Hoppa fena değil gibi. Hoppa yine birinin peşinde arkadaşlar galiba. Ya da Cook falan mı acaba? Aha! Büyük şişe çok güzel. Tekrar canımızı şöyle bir fullleyelim. Hoppa ile savaşımızda bayağı yara aldık çünkü. Oo, harbiden fullledik. Çok güzel. Hoppa galiba bize geliyor arkadaşlar. Şu ışığı söndürelim. Bu ışıklar katillerin işine yarıyor çünkü sanırım. Ya yine geldik bu odaya. Allah'ım bu oda çok stresli ya. Bu arada ben sağ tık özelliğimi kullanmayı hep unutuyorum ya. Aha biri gitti. Oo ne oluyor oğlum? Nereden gitti bunlar? Ya sona kaldım arkadaşlar. Şaka mı bu ya? Evin içinde manyakların hepsi de. Merhabalar. Olay gesnin. Vurma lan it. Tam vururken space yapıp hızlı koştuğunuz zaman arkadaşlar bu şekilde dodge atabiliyorsunuz. O da güzel bir olay. Bu arada kapıyı göremedim. Yanıyor mu, yanmıyor mu? Kırmızı yanıyor. Geçemez, geçilmez demek ya. Bizimi kaybettirip yeni devre dışı bıraksam diyeceğim. O da olmayacak. Çocuğu. Jeneratöre gidebilirim de. Aynen. Grandpa bağırsın bir de. Şu an hiçbir şey yokmuş gibi. Her şey çok normalmiş gibi. Bir de Grandpa bağırsın. Jen orada ama. Adam akıllı kardeşim tabi, orayı kıracak. Ne yapacak başka? Ya senin Allah bin belanı versin. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aha! Morga girdik arkadaşlar. Oğlum yok mu burada geçebileceğim bir yer, bir şey? Ay sen de gel. Sen eksiktin ama. En azından arkadaşlar bu konu kırana kadar bir camdan bir şey bastık. Geç hemen, geç 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 geç. O ilk de geçebiliyor oradan tabi. Bizim saatlik özelliğimiz de çok geç doluyor bu arada ya. Şöyle arabadan diğer tarafa. Yani ben öyle şansın içine edeyim tabi arkadaşlar. Biraz hızlı mı geçsen kral? Hoppa geldi de çünkü. Hani zahmet olacak ama. Ağzıma sıçtılar arkadaşlar. Sıçarlar tabi. Ne oluyor oğlum lan? Alo. Oğlum ne oluyor? Oyunu baga soktuk. Arkadaşlar solo'ya geçtiğim gibi oyun bambaşka bir hal alıyor ya. Ya killer'lar güçleniyor bir anda falan, hani yine maşallah iyi puan yapmışız eyvallah da. Gençler bu 13. Cuma yapımcılarının en sevdiğim yönü şu. Sadece 13. Cuma'yı ve bu oyununu biliyorum yapımcıların. Başka oyunları var mı bilmiyorum. Fakat bu iki oyundan yola çıkarak en sevdiğim özellikleri kaçış kısmını çok seçenekli yapmaları. Yani gerçekten oyunu o kadar keyifli bir hale getiriyor ki o kısım. Sigorta kutusunu tamir edip aşağıdan kaçabiliyorsunuz. Vanayı tamir edip su kanalından kaçabiliyorsunuz. Jeneratörü devre dışı bırakıp elektrik yolundan gidebiliyorsunuz. Aküyü devre dışı bırakıp arka bahçe kapısından kaçabiliyorsunuz. Zaten 10 tane kaçışa da gerek yok. Saydıklarım yeterli. Ve hepsinin objektifleri de gayet keyifli yaparken. Öte yandan bir kıyaslama işine girmek istemiyorum. Her
herkesin fikrine de saygı duyarım. Fakat ben bu oyunu 13. Cuma'dan çok çok önde görüyorum. Mesela 13. Cuma'nın da kaçış olarak çok farklı seçenekleri vardı. Tekne, araba, polis çağırma falan. O kısmı çok iyiydi 13. Cuma'nın da. Ama 13. Cuma'nın da loop kısmını sevmiyordum ben. Çünkü maç başında bir şekilde Jason'a yakalanırsanız ve çakınız yoksa direkt olarak ölüyordunuz. Yani 10 saniyede ölme ihtimaliniz vardı. O yüzden bu oyuna loop mantığı geliştirilmiş 13. Cuma gözüyle bakıyorum ben. Ve çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii 13. Cuma'nın yeri ayrıdır. Bu yorumumu duygusallıktan uzak olarak söyledim. Şimdi eve girdikten sonra o uzun patikaya giden pencereden atlasam info gidiyor gençler. Ve bütün kedirler oraya dolaşacak. Evet hadi bakalım yeni map'teyiz. Yeni map'e de biraz alıştım ne yalan söyleyeyim. Bizimkilerle oynamıştık biraz. Bu yeni map'in de basement'ı biraz karışık. Yukarısını biraz ezberledim. Özellikle killer oynarken basement'ında var ya arkadaşlar yanıyorsunuz ya. Yine iki tane almam lazım. Buranın basement'ında adam yakalamak imkansız gibi bir şey. Özellikle bubba'ysanız. Çünkü çok fazla böyle geçilecek nokta var. Bubba da oralardan geçemiyor. Şimdi şöyle yapacağım. Normalde gelip bir lockpick daha alıyordum da. Bir dakika benim heal şişem nereye gitti ya? Şöyle bir lockpick daha alalım arkadaşlar. Oğlum bubba o tarafta. Bubba o taraftayken bu fırsatı değerlendirelim. Şuradan tüyeriz. Abooo. Dedeciğim selamlar. Ay. Şu aralığı kullanabilirmişiz aslında. Kestirme olarak. Oo, bubba buraları kırmış çoktan. Şuraları hep açalım. Şuraları hep açalım. Sonradan acayip sıkıntı çıkartabiliriz. Lan ne oluyor? Oğlum bana bir bulaşmayın. Beni bir salın ya. Ha, bana dön tamam mı? Aynen. Onu kovalamıyormuş gibi. Hiç onu kovalamıyordun zaten. Burada aralık olduğunu biliyordum arkadaşlar. Map'i ezberledim. Yılımızı kullanalım tekrar. Şimdi arkadaşlar benim bu map'te izlediğim çok güzel bir plan var. Canımı fullledim tamam mı? İki tane lockpick'imiz var. Nereye doğru? Ha, şura. Ya arkadaşlar orada. Bu şerefsiz orayı tutuyor ya. Şöyle bir sağ tık atalım. Yakında bir şey var mı? Yakında bir şey var. Çok tehlikeli bir şey var hem de. Tamam çok terse gidiyor. Çok güzel. Lan yok terse merse gitmiyormuş. Görmez değil mi beni? Görme lan. Ya bu oyunun bu gerilimi var ya beni bitiriyor bu oyunun bu gerilimi. Şimdi bakın arkadaşlar bu geldiğimiz nokta çok önemli bir yer. Neden önemli bir yer ben size anlatacağım. Oğlum bu ne yap? Burada mangal yapmışlar. Şimdi bakın arkadaşlar ben geçen Ali killer olduğunda biz custom gibisinden bir şey atıyorduk. Aynen buradan kaçmıştım. Bu yolu eğer killerlar bilmiyorsa şu an müthiş bir escape alabiliriz. Şurayı da kapat. Heh lockpick'imiz. Bir dakika ne oluyor? Çok umurumda değil şu an yanımın sarı yanması ama. Geri kapat. Arkadaşlar bir tık sattım gibi oldu ama kolay gelsin size. Şimdi bu şerefsiz burada bunu etkisiz hale getirmemiz lazım. Gitmiyor buradan. Arkadaşlar burada şey var akü var. Jeneratör mü akü mü ne bir şey var onu kapatıp kapıyı açıp kilidine gitmemiz lazım ama. Güzel bir tanecik heal şişesi buldum. Aa bak 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 buraya trap atmış şerefsize bak. Bu biliyor oyunu ama bir dakika. Şu an bunu yavaş yapmakla uğraşamam. Trap'ini kır bunun. Bu kemik önemli arkadaşlar şu an elimizde durması lazım bunun. Lockpick'in de durması lazım çünkü çıkış kapısını açacağım. Aa öbür malla dövüşüyor. Aa kemik he. Trap'i kırınca kemik gidiyormuş lan keşke bir tane daha alsaymışım. Ben alsam hemen. Bir dur bir dur Allah'ın belası bir dur bir dur. Bu campliyor bayağı. Aha helal kız. Jenny çalıştırdı. Arkadaşlar şimdi buna operasyon yapacağım. Acaba lockpick'i var mıdır? Bizim adamda bir tane saatlik koysa şuna. Of. Umruğu koydum valla. Bizim adamda bir tane saatlik koysa şuna şahane olur biliyor musunuz? Ay nasıl bir yere girdim lan öyle. Ya hayır hayır hayır. Neyse tamam onu gör onu gör. Kız biraz kafayı çalıştırıp eve götürürse adamı lockpick'le çıkış kapısını açar giderim buradan. Oğlum sen çocuğusun ya. İşsiz ya. Sadece sadece buradan sorumlu şu an. Yemin ediyorum bak DB'de Champer denk geldi ya. Ha, geri açtı bir de orayı. Hadi kaç şimdi buradan kaçabiliyorsan. Adam başka hiçbir şey yapmıyor. Sadece burayı savunuyor. Ha bu bala geldi. Allah, bismillah. Gördüler mi beni? Görmediler. Ben tek de değilim. Niye 3 kişi buradasınız ya? Bu beni gördü mü ya? Bu niye böyle takılıyor buralarda? Arkadaşlar çattık delilere. Oyunun belki de en zor kaçış noktalarından birisi olabilir. Çünkü orada kapı açıyorsun, burada kapı açıyorsun. Jeneratörü kapatıyorsun, şurada kapı açıyorsun. Ve onu denemeye çalıştım. Ama şu salak camplediği için.
Nagodum'un jeneratörü. Vallahi tepeyi koyuyorum arkadaşlar, artık hayırlısı. Bunun infosu gidecek ona jeneratör kapandı diye. Birazdan gelir şerefsiz. Hadi lan. İkinci parti de tamamladım. Hadi. İşe geldi. Gittim. Gittim. Çocuğu. Çok tilt oldum şuna ya. Hadi Allah'a emanet hocam. Arkadaşlar müthiş değil miydi? Müthiş bir bölüm değil miydi? Yeni map var ya bak, bir önceki bölümde çok eleştirmiştim yeni map'i. Daha doğrusu bilmediğimi söylemiştim. Eleştirmemiştim ama. Biraz oyun yargılı davranmışım. Çok gerilimli, müthiş. Yeni map acayip güzel. Gençler, oyun o kadar keyifli ki bak, yemin ediyorum reklam alsam şu kadar övemem oyunu. İzlerken nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum. Ki yorumların %95 falan olumlu. Bir de oynarsanız gerçekten o aldığınız zevkin 50-55 katına çıkacağını düşünüyorum. Yani böyle 2-3 katı da değil. O kadar müthiş bir ortamı var ki. Toolkit çok daha önemli. Heal'ı bir şekilde buluyoruz ya. Oğlum adamın tekstürleri yüklenmedi. Bu nasıl büyük baba? 20 yaşında gibi doğdu adam. Arkadaşlar merhaba. Bunlar çok şey oynuyor sanki. Benim oyuna ilk başladığımda oynadığım gibi oynuyor. Kralla çonu aç. Hadi beraber takılalım. İyisiniz iyisiniz. Aferin lan size. Tırmanın sırayla sırayla hadi. Hanımefendiler önden. Buyurun hanımefendi. Ben sizi gözetliyorum burada. Şey yapalım bakalım. Ses var mı, bir şey var mı? Tamam, yakınlarda kimse yok. Gittiniz mi? Geliyorum ben de. Şu an gözcüyüz arkadaşlar. Zaten alacağımız escape'i aldık. Biraz daha kahramanca takılabiliriz şu an. Tamam, burayı açtık da burayı açtığımız zaman info gidiyor. Bunlar eğer buranın ismini biliyorsa direkt buraya gelirler. Evet arkadaşlar, yine aynı çıkış noktasına geldik. Fakat ben bu kez şey düşünüyorum. Yapabilirsem eğer. Burada bir yerde fuse oluyor arkadaşlar. Tamam, al o kanı git hadi. Nasıl acıkmıştır o şimdi bak vallahi. Ya ne alaka. Kızı da blokladık bir tık, kusura bakma bacım. Docuk attın mı? Merhabalar. Biraz sıkıştık mı arkadaşlar? Lan. Gite bak. Hadi şuradan geçince de gelsene bana. Hani gelebiliyor mu bakayım ben. Bakayım nasıl geliyor. Geliyormuş arkadaşlar, helal olsun. Sözün neri adam ya? Samimi adam kardeşim. Ben onunla geldim, onunla giderim. Şimdi arkadaşlar evet, planımız başarısız. Kız ne yapıyorsun kız? Kolay gelsin. Plan iptal arkadaşlar. Bu tarafta Bubba var. Bu tarafta da kim bu? Father mı? Kim vuruyor bana şu an? Bana kimin vurduğunu öğrenebilir miyim? Geçilecek bir nokta. Çok güzel. Şöyle bir şey yapabilirim. Buranın içerisinde heal oluyor diyecektim. Aynen. Şurada da var. Burada hep oluyor arkadaşlar. Burada ikili üçlü. Aha, Vana'yı açtılar lan. Ya da yo, ben mi yanlış duydum? Bir şey oldu. Vana ile ilgili bir şey oldu ama. Şu an başka maceralar peşindeyim de ben. Aha. Şey açıldı. Su kanalı açıldı. Arkadaşlar şurada bir yerde açıldı. Şu arabanın hemen orada olması lazım. Aha. Gittik mi? Yine mi escape? Su kanalından da kaçtık arkadaşlar. Burası Vana ile açılıyor arkadaşlar. Lan bir şey geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gösteremedim. Burası da su kanalı kaçışı. Güzel, bunu da gösterdik. Güzel oldu. Vana'yı alıyorsunuz. Su tankeri gibi bir şey götürüyorsunuz. Takıyorsunuz. Sonra onu çevirip çalıştırıyorsunuz ve belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Ardından o su kanalı açılmış oluyor. Gençler, bu arada ben size şu kısımları göstermedim. Burada gördüğünüz gibi skill ağacı var. Yani oyunda perk mantığı falan da olacak sanırım. Şu an yok. İşte kozmetikler var. Kıyafet falan açabileceğiz. 13. Cuma'daki gibi. Bu perk mantığı da 13. Cuma'daki gibi olur diye tahmin ediyorum. Belli bir hız verir işte. Daha fazla hasar vermemizi sağlar falan gibisinden. Böyle kısımlar var. Umuyorum ki Ağustos'a kadar bir tane daha beta gerçekleştirirler gençler. Çünkü hani damağımızda kaldı tadı oyunun. 3 ay boyunca oyuna giremeyecek olmamız üzücü. Dediğim gibi umuyorum ki birkaç ay sonra tekrardan böyle beta gibisinden bir şey getirirler de tekrardan oynama fırsatı buluruz. Oyun çıktığında da bana sormuşsunuz, bir fiyat bilgim yok. Sadece tahmin yürütebilirim. Tahmin olarak da 200 lira ile 400 lira arasında olacağını düşünüyorum. Ki çok fiyatına bakmayacağım arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Gerekirse YouTube maaşını basarız. Alırız oyunu. Burayı açınca sanırım bu mavi kapılardan birisini açtığımız zaman uyanıyor Grandpa. Ya da hemen kan vermeleri lazım uyanması için. Bakalım öyle miymiş? Açtığı an uyanacak mı? Aynen. Koş kız koş. Allah! Onu unuttuk. Allah! Görüşürüz. Allah'a emanet kaptan. Seni sevdiğimi biliyorsun. Adır, sana da selamlar. Bak şimdi iyi bir konuma gelmiş olabiliriz. İzimizi kaybettirdik. Abo, manyağa bak bahçede lan. Çaktırmadan şurayı açarsam eğer. Tamam mı? Bu arada buranın bir kilidim vardı, iki kilidim vardı, görmedim. Kuku attı mı tam olarak bilmiyorum. Direkt açtım arkadaşlar.
Jeneratör de şurada. Bir dakika, bunlar açmışlar mı peki? Oo, yol yeşil ki bunlar jeni de açmamış. Ne yapsak, biraz daha oynamaya devam mı etsek? Edelim, şöyle yapalım arkadaşlar. Ben size arkadaki aküyü de göstereyim. Oyunda yavaş yavaş öyle bir seviyeye geliyoruz ki. Dur şuna yardıma gideyim diyeceğim de Allah bismillah. Ura neymiş öyle ya? Aa, vana buldum lan. Vanayı mı yapsam ki? Yapalım. Yeri gözükecek zaten. Böyle parçaları aldığımız zaman nereye götüreceğimizin gözükmesi aslında güzel olmuş. 50 bir metre yakınına mı girmem gerekiyor acaba? Hah, aynen. 50 metre yakınına girdiğimiz zaman arkadaşlar aldığınız parçayı nereye takacağınız gözüküyor. Gayet güzel olmuş. Yalnız bir şey diyeceğim şimdi, benim onu yapabilmem için eve tekrar girip diğer taraftan dolanmam lazım. Şuradan geçip sağa dönüp şuraya ulaşmam lazım. Aynen de öyle. Evet arkadaşlar. Vanayı yerleştirmemle beraber bir çocuğuna rastlamam bir oldu. Ya ne alaka? Şu an burada olmanı bana bir açıkla kanka. Yola tuzak, elektrik atmamışsın, bir şey atmamışsın. Hook da mı burada? Aynen aynen, geçersin oradan. Geç hadi. Aa, oraya tuzak attı. İte bak. Hadi bakayım, sen oraya tuzak atarsın ama biz de böyle fırsattan istifade, anladın. Şu aradan da geçtim mi? Ben bu salağa izimi kaybettiririm arkadaşlar. Hocam kusura bakmaz, biraz suratına mı kapattık onu ya? Nasıl oldu öyle? Çok fazla atara gerek yokmuş arkadaşlar. Çok fazla atar yaparsak böyle ağzımıza sıçarlarmış. Geç hemen şuradan. Ya şaka mı bu ya? Bu şaka olmalı ya. Oğlum o nasıl bir şans? Stamina da bitti. Allah Allah. Kaşındık. Bu maç kaşındık. Bu maç kaşındık arkadaşlar. Yani dümdüz yoldan gidebilirdim. Ama bak ne oldu? Pressure Gate Exit açıldı arkadaşlar. Kim yaptı? Ben yaptım. Kastamonu'ya gittiniz mi? Orayı da ben yaptım. Gençler, normalde son maç olmasını planlıyordum. Ama çok içimde kaldı. Çünkü sattım. Ama amacım escape değildi. Hani o yoldan bir tane kilit açıp dümdüz gitmek istemedim. Biraz daha action yaşamak istedim. Gençler, oyunu her ne kadar çözsem de bir türlü alışamadığım bir nokta var. Saatlik özelliğimi kullanmıyorum. Yani buna nedense alışamadım. Az önce mesela hani o cılız olana falan tekme tokat dalıp kaçabilirdim oradan. İzimi kaybettirebilirdim o stun yediği zaman. Ama şu an aklıma geldi mesela. Sanırım o an hani escape heyecanı oluyor ya. Ona bağlıyorum. Umarım öyledir, yoksa geri zekalıyım çünkü hani bir öyle olması lazım. Ya oğlum, maç başında şöyle iki tane heal kutusu buluyorum ya, kocaman kocaman. O kadar içim gidiyor ki bunları bırakmak zorundayım ya, toolkit bulduğum zaman bak. Tamam, herkesi çıkarttık arkadaşlar yukarıya. Aha! Sigorta buldum lan. Şimdi sigortanın bildiğim iki tane spotu var arkadaşlar. Şu bir halletsin oraları. Aha, ha zaten gözüküyor yere oğlum. Arkadaşlar bak, yine kafamın durduğu anlardan bir tanesi. Gördü mü lan beni? Ya arkadaşlar, şu buppa testereli gır 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 diye geçiyor ya yanınızdan. O kadar ürkünç ki. Şurada bir kimseye çaktırmadan şurayı bir açalım arkadaşlar önce. Lockpick'i buraya harcıyor bu arada. Şimdi abicim bak, şöyle bir şey yaşanmış. Beni aradılar. Dediler ki şey mi? Tadilat şey lazım. Anladınız siz. Neyse, füzyü yerleştirdik. Füzyü yerleştirdik. Başkaları gidip oradan füzyün olayını şey yapabiliyor. Şimdi teknik servis mi diye arayınca ben yardıma gittim arkadaşlar. Yani yanlışsa yanlış diyeyim. Birbirimizi az çok tanıyoruz. Şu adamı tanımasam da olur. Hayır, sen bir tık kaşınıyorsun. Hadi bak, şimdi yaşlı başlı adamsın diye ben sana çok elleşmeyeceğim. Şimdi o zaman şöyle bir şey yapabilirim. Büyük buldum çünkü. Küçüğü basalım. Büyük dursun. Hoşt hoşt hoşt. Şuradan girip şuradan çıktık mı arkadaşlar? Gayet de iyiyiz. Ardından şimdi gördü mü yine bizi bu? Tam it ya. Ha, orayı kapatıyor ne? Tamam, sakin ol sakin ol oğlum, bir şey yapmadım. Allah Allah, deli manyak ya. Arkadaşlar minicik ya, minicik trolledim ya, minicik ya. Adamı tilt ederek izimi kaybettirmiş olabilirim arkadaşlar. Şimdi üstte 11 yapmamız lazım. Şöyle 10, şöyle 1, 6 tane lazım. Şöyle 2, şöyle 7. Harikasın oğlum sen, harikasın. Şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Kaşınmaya devam. Ben size şöyle göstereyim. Şunu da aldın mı? Aldım. Aa, bu aşağıdaymış. Tamam. Aşağı gideceğiz. Madem oyunun son günlerini yaşıyoruz, o zaman salında bütün escape'leri deneyelim değil mi? Ben şuradan geldim değil mi? Geldiğiniz yeri unutmayacaksınız arkadaşlar. Evet, vanamıza ulaştık yine. Sigortayı hallettik. Vanayı hallediyoruz. Hop, ses mesaj umurumda değil. Kardeşim selamlar. Gel seni yıldayım ben. Küçük müçük ama en azından idare edersin onunla. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Şey geçidi açıldı.
Ben şu an şeyi unuttum. Şöyle bir şey yapacağım o zaman. Yukarı çıkmanın yolunu unuttum. Sigortayı geri kapatmışlar. Arkadaşlar bu arada yine Eyran'dan öğrendiğim bir taktiği göstereceğim. Şimdi aklıma geldi. Şurasını yaptığınız zaman R ile iptal ediyor. E ile tekrar yapıyor. Böylece soldaki bar sıfırlanmış oluyor. Tekrar hızlı bir şekilde başlayabiliyorsunuz. Özellikle el alışkanlığı kazandığınız zaman çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Utbacım kolay gelsin. Sen bir kan falan mı verirsen ya büyük şeyine? Büyük babana. Yo, açıldı demişti. Ya dayı. Harbi senin o kafana sıçarım ama ya. Şöyle bir yolumuz var. Canı basalım. Utbacım kolay gelsin. Allah'a emanetsin. Ben uçtum hocam. Evet, sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Lan ne oluyor? Oğlum bir şey daha düştü üstüme. Bak puana bak, daha escape almadan puana bak. Bir şey geliyor ama nereden geliyor? Bir şey geldi. Yalnız ben birazdan şu şeyim artacak ve kanamadan gideceğim arkadaşlar, haberiniz olsun. Yine 25 tane yol yaptık, yol şey gerçekleştirdik ama en son öleceğiz gibi. Oo oğlum ne içirdiler lan Grandpa'yı? Bu arada arkadaşlar koştuğum zaman kanama olayları daha şey oluyor, yani daha fazla kan kaybediyorum. Öyle bir gerçekçiliği var. Kanamadan bayıldığım zaman bir kere olmak üzere 40 canla geri doğuyorum ya arkadaşlar. Şimdi onu bekliyorum. Sağdaki kalp aynen gri olduğu zaman şimdi kanaman başladı demektir. Bizim adam da öldü, tek kaldık. Hadi bakalım. Bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Bahsettiğim mevzu yine devam ediyor. Ben sağ tıka basıp daha az hasar almamı hiçbir zaman açmadım. Özellikle kuyudan atlarken yapabilirdim bunu. Yine maalesef ki arkadaşlar. O kadar da olsun. Güzel oynadık en azından. Grandpa maksimuma geldi arkadaşlar. Ne kadar oynadıysam şu maçı. Aa ne yaparsam yapayım gösteriyor. Aman akodumun yaşlısı. Ya hayır, yine mi bunu yaptım? Tamam ben öleyim hani. Bu maç olmadı. Son kısımda batırdık. Kapıyı yine üstüme kapattım. Sağ tıkı açmadım. Adama kemik batırabilirdim, batırmadım. 3 alternatiften en yanlış olanını yaptım. Neyse zaten tek kalmıştık. Ki bu maçta da kaçma ihtimalim vardı. Ben yine biraz kaşındım, ne yalan söyleyeyim. İyi oynamaktan ziyade oyunu daha net öğrendiğimi düşünüyorum. Ben daha net öğrendiğim için izlerken siz de daha fazla keyif almışsınızdır muhtemelen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın gençler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.